Merhaba arkadaşlar. Murgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz dut yaprakları arasında dut modeli arkadaşlar modelimizin ismi bu. Bu şekilde ilk önce yapraklarını yapıp sonra da bu iridutlarımızı nasıl yapıldığını tarif edeceğiz. Evet modelimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. İki yaprağımın arasında tam 10 tane tığ battımız var. Tığ battılarımızı bu şekilde 2 tane zincir çekip 10 tane tığ battı yapıyoruz. 1 2 zincir Yandaki tığ batlığa giriyorum. Kapattım buraya. 1-2-3-4-5 1-2 zincir Yandaki tığ batlığa gittim. 6. 1-2 zincir 7. 1-2 zincir 8 1-2 zincir 9 1-2 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. şurayı da sayarsak arkadaşlar evet 10. Bu şekilde yaprağımızın sayısı 10 olmuş arkadaşlar. Buraya ben 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. 10 tane tığ battımdan sonra bir tane atlıyorum arkadaşlar. Tığ battı. 2. tığ ya bu şekilde kapattım tekrar düz yüzünü dönüyorum buraya 5 tane zincir çekiyorum 5 tane zincirimi çektim bir defa doladım yuvaya girdim arkadaşlar bu altı zincirli yuvaya girdim 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım tekrar üzerine 5 tane zincir çekiyorum. Bir tane tığımın başını doluyorum. Bu trabzanımın arasına girerek bu şekilde yukarı doğru böyle zincirler yapıyorum arkadaşlar. Bunlar kirpik sayılacak. Tekrar 5 zincir. Bir defa doluyorum. Trabzanımın arasına girdim. 2 2 3 tane oldu. Bir 2 3 4 5 zincir Bir defa tığımın başını doluyorum yine aynı şekilde Trabzanıma giriyorum 2 2 olarak aldım 4 tane zincirim oldu 4 tane bu şekilde Kirpikler Diyelim arkadaşlar Zincirli trabzan da diyebiliriz yaptık Şimdi 4 tane 1 2 3 4 sayalım 4 tane arkadaşlar Buraya 5 tane zincir çekiyorum bunu hiç arkadaşlar tığımın başını dolamadan buraya trabzanıma girip kirpik yaptım. Bu kirpiğimiz. Tekrar buraya iki tane zincir çekiyorum. Bu üç kirpikten oluşan bu yaprağın ucundan bu şekilde taktım arkadaşlar. Yani sık iğne yaptım. Buraya kapattım. Bir, iki zincir. Döndüm tekrar bu sık iğne ile kapattığım kirpiğin yanına bunu da kapatıyorum bu şekilde buraya ikinci kirpiğimizi yapmış hem de dut yapraklarımızı bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir buraya kapattım 3 tane kirpiğim oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Buraya. 2 oldu. Şimdi aynı şekilde karşılıklı ilmeklerini yaparak aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir alta kapatıyorum sık iğneyle karşılıklı kirpiklerini yaparak iniyorum. 5 zincir bir alttaki trabzanımın şöyle karşısına kirpiğini yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bitirmiş olduk. 5 zincirimi de ana yuvaya başladığım yuvaya kapattım bu şekilde. Buraya altı tane zincir çekiyorum. Bu 6 zincirim de arkadaşlar bu tutumun yuvası olacak yapacağım tutun yuvası olacak buraya kapattım bu şekilde Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım tutumuzun yaprağına bu şekilde olacak biraz benim yeşilim ince çıktı Arkadaşlar ee, bu ipler kalın eğer kalın ve tok e, ip bulabilirsiniz yeşil benim vardı ama bir kere başlamış bulunduk arkadaşlar kalın yeşiliniz Hani yeni altın başaklar çok ince oluyor çekilmiş oluyor yani bu çekilmiş yıkmış kalınını bulursanız daha tok bir e, yaprağınız olacaktır muhakkak şimdi altı zincirimizi çekip yuvamızı da yaptık buraya tekrar bu yaprağın aynısını karşıya yapıyoruz 5 zincir çekerek başlıyorum bir defa doladım bu şekilde yuvaya girdim 2 2 olarak alıp buraya bir zincirli trabzan yaptım tekrar 5 zincir 5 zincirimi çektim, bir defa doladım. Bu yaptığım trabzanın için arkadaşlar, bu şekilde yine 4 tane yapıp 5. de kepiklerimiz yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doladım. Yine trabzanıma giriyorum. 2, 2 olarak aldım. 3 şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doladım. Trabzanıma girdim. 2, 2 olarak aldım. 4 oldu. Şimdi artık 5. arkadaşlar 5 zincirimizi bu şekilde kirpik olarak buraya 3 tane 5 zincir kapatacağız. Bu şekilde kapattım. 1, 5 zincirimi çektim. Kapattım buraya. 2 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya. Bu şekilde 3 tane kirpiğimiz oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi karşılıklı kirpiklerini arkadaşlar aşağı doğru inerek yapıyoruz. Buraya aynısı öbüründe olduğu gibi 5 zincir bir alta kapat. 5 zincir bir alt göze gir kapat. Karşılıklı bu şekilde arkadaşlar her kirpiğin karşısına bir kirpik yaparak eşitliyoruz. 4 zincir kapattım. En son yapmış olduğum yuvaya da bir. 2, 3, 4, 5. Bu 5 zincirimde arkadaşlar 6 zincirden çektiğim buradaki şu ana yuvamıza da girdim bu şekilde. Sık iğne ile kapattım. Şimdi arkadaşlar şimdi buradaki ilk döndüğüm zincir çekmeye başladığım yuvaya da kapatıyorum ki bu şekilde ben trabzan seviyesine inmiş olayım. Yine 10 tane İkişer zincir çekerek buraya bir tığ battılar yapıyorum. Her 10 tane tığ battıdan sonra arkadaşlar bu yaprak işlemini yapmaya başlıyoruz. Ve tutturuyoruz buraya. Bu şekilde devam edip Yemenimizin yapraklarını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Kapattım buraya. Bir iki zincir yani 10 tane tığ battı yapıp ondan sonra yaprak yapımı için 6 zincir yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şimdi dutumuzun yapımına geçelim. Evet arkadaşlar modelimizi aldık. Modelimizin ters tarafını çeviriyoruz. Burada 6 zincirden çekmiş olduğumuz yuvamız var. Ortada iki yaprağın ortasında. Buraya sık iğne ile ipimi tutturdum. Bura önemli arkadaşlar. Ters tarafından başlamayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çektim buraya. Alttan sayıyorum. 3, 4, 5. 5. zincirimin içine buraya kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. 6. da bu yeşil yuvada yaptım. Bu şekilde. 1 2 3 zincirle ön yüzüne döndüm. Şimdi arkadaşlar buradaki sık iğneye batmak yok arasında sık iğnemizin bu boşluktan girip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir trabzanımın arasına girip kirpik olarak buraya kapattım. Bir tane kirpik yaptık. Arasına bir zincir çekip bir defa dolayıp yine şurayı sıkı tutun arkadaşlar. 2 2 iki olarak ikinci trabzanımı da buraya yaptım. 1 2 3 4 zincir trabzanımın arasına kirpiğimi kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Arasından girip iki iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir kapattım buraya. Üç kirpiğim oldu. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar üç kirpikten sonra burada yuva vardı. Bu yuvamızın Bakın. Bu yuvamızın hemen bir altındaki bu şekilde sık iğnenin içine girip 2 2 olarak aldım. Bir alttaki sık iğne şunlar sıyrılıp öne yığılmasın diye arkadaşlar. Bu şekilde onu sık iğneden tutturdum. 1 2 3 4 kirpiğimi kapattım trabzana. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bu yuvanın şöyle ortasından girdim 2 2 aldım bu yuvanın içine 3 tane kirpik yapacağız 4 zincir kapattım trabzanımda 1 zincir çekiyorum bir defa doladım aynı yuvaya ikinci 2 iki, 2 iki. trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir kapattım buraya bir zincir çekiyorum bir defa doluyorum yine aynı üçüncü ve sonuncu trabzanımı bu şekilde yuvama yapıp 1 2 3 4 zincir çekip kirpi ile tamamlıyorum şimdi arkadaşlar bir zincir çektim yine bir defa doladım bu üç taneyi atlıyorum buradaki şöyle karşılıklı arkadaşlar trabzanın içine girdim buraya 2 2 alarak bir trabzan yaptım bu şekilde şimdi 4 tane zincir çekiyorum buraya 4 zincirimi yaptığım bu trabzanın arasına kapattım bir zincir çektim bir defa doladım yine aynı şekilde bu yaptığım trabzanın içine girdim 2 2 olarak aldım tekrar 1 2 3 4 zincir kapattım buraya bir zincir çektim bir defa doladım yine bu girdiğim ilk trabzanımın 3 zincir çekip dolandığım trabzanımın içine 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir çekip bu şekilde kapattım buraya 1 2 zincir buradaki yeşil yuvamın içine bu iki zincirimi kapatıyorum buraya bu şekilde kapattım bir zincir çektiğim ipimi koparıyorum gördüğünüz gibi ince iple kalın ipin uyumu bu da ince iple ince ipin uyumu ince ip olduğu için daha ince ve zarif düşüyor tabii ki biraz bu kalın leylek olduğu için daha iri düştü arkadaşlar bu şekilde tercih size ait modelimiz bu şekilde dut yapımı yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.